Merhabalar arkadaşlar. Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle çok güzel ajurlu bir model paylaşacağım arkadaşlar. İki şiş örgü modeli 4 sırada kendini tamamlıyor. Şu şekilde bir bebe yünüm var. Orta kalınlıkta Nako'nun iplerinden şişlerimde ona uygun 3 milimlik şişler kullanacağım. Ben ilmeklerimi daha önceden attım. 6 ve katları artı 5 artı 2 ilmek atıyorsunuz. Evet arkadaşlar dilerseniz başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için gerçekten çok değerli. Evet ipimizi kenara alıyoruz. Şişimizin tekini çıkartıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyoruz. Örgümüzün arka yönündeyiz. Bir sıra ters örüp ön tarafa geçeceğiz. Dileyenler modelimizin alt kısmına lastik de yapabilir arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar şu şekilde ters olarak örüyorum arkadaşlarım. Hem kolay hem de çok gösterişli, çok güzel bir model. Tam mevsimlik bir örgü modeli arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de benim beğendiğim kadar beğenirsiniz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 25 ilmek attım ben. 3 modellik. 6, 6, 6, 6 artı 5, artı 2. Evet. Şu şekilde son ilmeğimi de alıyorum. Ve ön yüzüne geçmiş olduk. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlarım şimdi modelimizin birinci sırasında ve ön yüzündeyiz. Konuşamadım birden. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimizi düz örüyoruz. Sonraki üç ilmeğimiz var. Şu şekilde. E, i̇ki ilmek önde duruyor. Şu arkadaki üçüncü ilmeği şu şekilde iki ilmeğin üzerinden geçiriyoruz. Sonra ilmeğimizi düz örüyoruz. Artırıyoruz. Ve bir daha düz örüyoruz. Yani 3 ilmeğimiz yine 3 ilmek oldu. Aynı sırada hem kesip hem artırmış olduk. Sonra 1 2 3 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1 2 3 ilmeğimiz var. Yine aynı şekilde şöyle üzerinden atlatıyoruz 2 ilmeğimizin sondaki 3. ilmeği. Sonraki ilmeğimizi düz örüyoruz, 1 artırıyoruz ve bir daha düz örüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Yine 1 2 3 ilmek örüyoruz. 1 2 3 ilmeğimiz var. En sondaki ilmeği 2 ilmeğin üzerinden şu şekilde atlattık. Sonraki ilmeğimizi düz ördük. Artırdık ve yine düz ördük. 1 2 3 tane normal ördük düz olarak. 1 2 3 En sondaki ilmeği iki ilmeğimizin üzerinden atlattık. Sonraki ilmeğimizi düz ördük, bir artırdık, bir daha düz ördük ve bir düz ve kenar ilmeği. Evet arkadaşlar, ilk sıramızı bu şekilde kurduk. İkinci sıramızda ve arka yüzündeyiz. Şimdi arkadaşlar bütün ilmeklerimizi görüldüğü gibi ters öreceğiz. Şu şekilde. bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz artırdığımız ilmek dahil hepsini sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz arka yüzünde hep aynı işlemi yapacağız hep ters öreceğiz arkadaşlar Evet, sıra sonuna kadar geldik ikinci sıramızda bu şekilde bitirmiş olduk üçüncü sıramızdayız ve ön yüzündeyiz İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz sonraki ilmeklerimizi şöyle şu ikisinin yönünü değiştireceğiz şu şekilde bir bu gevşetin sonra soldan sağa doğru ördük bir artırdık Ortadaki ilmeğimizi ördük, bir artırdık ve şu ikisini beraber örüyoruz. Bu şekilde. Ortada bir ilmek örüyoruz. Yine aynı şekilde bir ve iki ilmeğimiz var. Bakın artırmanın tam yanındaki iki ilmeği şu şekilde ters çeviriyoruz. Şöyle bir bol atıyorum şişimle. Sonra soldan sağa doğru düz olarak ördüm. Bir tane artırdım, ortadaki ilmeğimi ördüm bir tane daha artırdım şimdi bu ikisini şöyle düz olarak ördük ortada bir ilmek ördük ve diğer modeli hemen ilmeklerimizin yönünü değiştiriyoruz şöyle bir şişlimde genişletiyorum sonra kolay örmek için sonra soldan sağa doğru kesiyorum ikisini beraber örüyorum bir tane artırıyorum bir ilmek örüyorum bir tane artırıyorum ve ikisini beraber yine örüyorum. Sonra ortadaki tek ilmeğimi ördüm. Şöyle bulanıklaştı. Düzelteyim arkadaşlarım. <laughs> Ondan sonra yine aynı şekilde bir ve iki ilmek. İkisinin yönünü değiştiriyorum. Genişletiyorum ve ikisini beraber şu şekilde örüyorum. Bir tane artırıyorum. Ortadaki ilmeğimi örüyorum. Bir tane artırıyorum. Burada iki tane ilmeğim kaldı. Onları Beraber örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Üçüncü sıramızda bu şekilde örmüş olduk. Şimdi dördüncü sıramızdayız ve son sıramızdayız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve gördüğüm gibi ilmeklerin hepsini ters öreceğiz. Bir saymaya alıştım. Bütün ilmekleri şimdi sayacaktım az kalsın. Şu şekilde ters olarak örüyoruz bütün ilmeklerimizi. Artırmalar dahil bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Evet. Şu şekilde bir görüntümüz oldu. Şimdi diyeceksiniz ki model yarım gibi. Şimdi ikinci de modelimizi kaydıracağız ve modelimiz tamamlanacak. Şimdi i̇kinci modeli kuruyoruz. Birinci sırasındayız. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. 1 2 3 4 tane ilmeğimizi örüyoruz baştan. 1 2 ve 3 tane ilmeğimiz var. Bakın burada bu modelin bitişi ve bu modelin bitişi arada normal ilmek. En baştaki ilmeğimi 2 ilmeğimin üzerinden yine atlatıyorum ve düz olarak örüyorum. Bir tane artırıyorum. Yine düz olarak örüyorum. Arada 1 2 3 düz örüyorum. Yani altta olmuş olduğu gibi. Az önce burada yapmıştık bağlama işlemini. Şimdi burada yaptık. Burada yaptığımız e, bağlama işlemi yaptık. 3 tane düz ördük. Burada bağlama işi yaptık. Şimdi gene aynı. Burada bağlama işlemi yaptık. 3 tane düz ördük. Bakın 1 2 3. 2 modelin bitiş noktası. 3. sondan 3. ilmeğimizi 2 ilmeğimizin üzerinden atlatıyoruz ve sıradaki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz, artırıyoruz ve düz olarak örüyoruz. Yine 1 2 ve 3 tane ilmek örüyoruz. Yine aynı 2 alttan modelimizin bitişi. Sondaki 3. ilmeği üzerinden atlatıyoruz ve sıradaki ilmeğimizi düz örüyoruz. Artırıyoruz. Yine düz örüyoruz. Burada 4 ilmeğimizin kalması gerekiyor. 1 2 3 4 ve kenar ilmeği. Evet, birinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi ikinci sıramızdayız arkadaşlar. Yine ters öreceğiz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden alıyoruz hepsini ters olarak örüyoruz. Evet. Sıra sonuna geldik. Ve kenar ilmeğimizi ördük. Şimdi ikinci sıramızdayız. Pardon, üçüncü sıramızdayız. İkinci modelin üçüncü sırası. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki, üç ilmek ördüm arkadaşlar. Şimdi burada şu iki ilmeğimizin yönünü değiştireceğiz yine. Şu şekilde değiştirdik. Şöyle genişletiyoruz. Soldan sağa doğru örüyoruz. Bir artırıyoruz ve bir tane düz ilmek örüyoruz. Bir artırıyoruz. Bu ikisini aynı şekilde beraber örüyoruz. Arada bir tane düz örüyoruz bu ikisini beraber şöyle çevireceğiz ve bunları soldan sağa doğru öreceğiz. Bir tane artırdık ve bir düz ördük. Bir tane artırdık. Burada iki ilmeğimiz var. Onların ikisini beraber ördük. Arada bir düz ördük. Bu iki ilmeğimizin yönünü yine değiştiriyoruz. Öyle güzel ve öyle çabuk ilerliyor ki arkadaşlar. Eliniz alışınca hiç modele bile bakmadan hemen hızlı bir şekilde örüyorsunuz. İkisini beraber örüyoruz. Ve 3 ilmeğimiz kalıyor. Kenar ilmeği hariç. 3. Bir de kenar ilmeği. Bu şekilde 3. sırasını yaptık. Modelimiz ördükçe kendini gösteren bir model. Ve dördüncü son sırasındayız kenar ilmeğini örmeden alıyoruz ve bütün ilmeklerimizi görülen ters örüyoruz arkadaşlar. Evet. Sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Şimdi sizlerle bir model daha kuralım. Baştaki ilk başladığımız yere döndük. Evet arkadaşlar, bu şekilde ikinci modeli kurduk. Şimdi yine kaydırma işlemi yapacağız. Bu modelimizi buraya kuracağız arkadaşlar. İki model kurduk, bir ve iki. Üçüncü modelimizin ilk sırasını kuralım. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir tane düz örüyoruz ve bir, iki, üç ilmek. Bakın bu da e, bu taraftaki modelimizin şu sırasındaki son ilmeği. 3 ilmekten en baştakini üzerinden atlattık iki ilmeğimizin sıradaki ilmeğimizi düz ördük, artırdık ve düz ördük. Arada yine şuradaki işlemi yapacağız. 3 tane düz ilmek öreceğiz. 1, 2, 3. Yine iki modelimizin bitişi 3 tane ilmeğimiz var. Baştakini alıyoruz ve ikisinin üzerinden atlatıyoruz. Sıradaki ilmeğimizi düz ördük, artırdık ve düz ördük. Yine 1 2 3 ilmek ördük. 3 ilmeğimiz var. En baştakini 2 ilmeğimizin üzerinden atlattık. Düz olarak ördük ve artırdık ve bir daha düz ördük. 3 tane daha düz örüyoruz. 1 2 3. Yine aynı şekilde 3 ilmeğimiz var. Şu baştakini 2 ilmeğimizin üzerinden atlatıyoruz. Sıradakini düz ördük, artırdık ve düz ördük kenarda bir ilmeğimiz ve kenar ilmeğimiz kaldı Evet arkadaşlar bu şekilde üçüncü modelimizi kurduk hemen onu da tamamlayalım ikinci sırasında ve arka tarafındayız modelimizin ilk ilmeği örmeden alıyoruz bütün ilmeklerimizi yine ters olarak örüyoruz arkadaşlar Evet. üçüncü modelimizin 3. sırasına geldik. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz yine. Şöyle bir daha öreyim ben onu. Kaçtı çünkü. 1 ve 2 ilmeğimiz bu sefer yine ikisini birden şöyle yönünü değiştirelim arkadaşlarım. Şu şekilde şişinizde genişletin. Ondan sonra örün. Daha kolay öreceksiniz. Sonra artırmamızı alıyoruz. Arada bir düz, bir artırma ve bu ikisini beraber örüyoruz. Arada bir düz örüyoruz. Şu iki ilmeğimizin yine yönünü değiştiriyoruz. Evet. Şöyle genişletiyorum. Sonra ikisini beraber örüyorum. Artırıyorum. Bir düz örüyorum. Artırıyorum. İkisini beraber normal örüyorum. Bir düz örüyorum arada ve iki ilmeğim var. 1 ve 2 ilmeğimin şöyle yönünü değiştiriyorum. Sonra şöyle genişletip soldan sağa doğru örüyorum. Artırıyorum. Düz örüyorum. Artırıyorum. İkisini beraber örüyorum. Ve bir düz örüyorum. Yine aynı şekilde yönlerini değiştiriyorum ilmeklerimi. Şöyle genişletiyorum. Soldan sağa doğru düz olarak örüyorum. Artırıyorum. Bir düz artırıyorum ve ikisini beraber örüyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Evet arkadaşlar ve son sıramızdayız. Üçüncü modelimizi kurduk ve dördüncü sırasını örüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sıra sonuna kadar yine ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Evet modelimiz bu kadar. Hem kolay hem hızlı ilerleyen bir model. Şimdi ön taraftan yine göstereceğim modelimi. Ve daha önce sizler için örmüş olduğum büyük modelimi de göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. 3 modelde bu şekli alıyor. İşte modelimizin bitmiş hali şu şekilde. Ne kadar şık ve güzel ve de çok kolay. Elinize alışınca daha kolay ve rahat yapacaksınız. Bundan çok güzel yazlık bluzlar olur, yazlık gelenekler olur, bebek yelekleri olur. Yani şu an aklıma gelemeyecek. Her örgüde kullanabileceğiniz, anne yeleklerinde de kullanabileceğiniz çok güzel bir model arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomdan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.